Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayseri Spor'u ağırlayacak. Muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul da bu karşılaşmayı yakından takip ediyor. Sözü ona bırakacağız, detayları ondan alacağız. Biliyorsunuz Yukatel Ahmet de geldi. Ahmet'e sözü bırakalım. Demet Gedik, teşekkürler. Kadıköy'den herkese selamlar diyerek yayınlarımıza başlamış olalım. Güneşli, güzel bir hava var yine. Bu akşam Fenerbahçe Yukatel Kayseri Spor'u konuk edecek. İki takımın da bir takımın 7 puanı, bir takımın 6 puanı var. Önemli bir mücadele. Fenerbahçe ligde Ümraniye Spor beraberliğiyle başlamıştı. Ardından Kasımpaşa'yı ve Adana Demirspor'u mağlup etmeyi başardı. Fakat son maçta Eskişehir'de Konya Spor'a 1-0 kaybederek ligdeki ilk yenilgisini almıştı. Kayseri Spor'da dengeli bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Kendi sahasındaki iki maçı da kazandı. İstanbul Spor ve Giresun'a karşı oyunda maçları kazandı. Deplasmanda ise İstanbul'daki ilk iki deplasman Başakşehir ve Beşiktaş'ta oynadı. Bu iki maçı da kaybetti. Üçüncü deplasman yine İstanbul'da. Kayseri Spor'un da ilginç bir fikstür başlangıcı oldu. Üçüncü maçta Fenerbahçe'ye karşı onlar da ilk iki maçtaki şanssızlığı kırmak istiyorlar. İki takım da bu doğrultuda mücadele edecek. Eksiklerden bahsedelim. Fenerbahçe'de sakat oyuncuların tamamı takıma katıldı. Tabii ki bazı oyuncuların maç eksiği var. Dün Mişibat Şuayi transferi açıklandı. O da kadroya eklendi. Bugün ufak da olsa, çok fazla ihtimal vermiyoruz ama ufak da olsa maç kadrosuna eklenme ihtimali dahi bulunuyor. Bunlar dışında Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi eksiği, sakatı bulunmuyor. Sadece geçtiğimiz yıldan Nazım Sangare uzun süreli bir sakatlık yaşamıştı. Çapraz bas sakatlığı, o forma giyemeyecek. Onun dışında da Valencia yine Konya Spor maçında kırmızı kart görmüştü. Kırmızı kart yüzünden yine bu maçta Valencia'da forma giyemeyecek. Tabii ki Fenerbahçe nasıl bir dizilişle sahaya çıkacak konusu da merak ediliyor ama bugün de yine üçlü dizilişle sahada olmasını beklediğimizi ifade edelim. Sarı lacivertlerin Kayseri Spor'un eksikleri ise şu şekilde: Emrah, Mustafa Pekdemek, Karimi ve Cenk Gönen, bu isimlerde sakatlıkları sebebiyle bu akşam Kadıköy'deki mücadelede takımlarının yanında olamayacaklar. Fenerbahçe 37.700 kombine satmıştı. Bunun dışında satışa bile çıkan biletlerin de tamamının tükendiğini ifade edelim. Kadıköy'de bu sezon oynanan neredeyse bütün maçlar kapalı gişe oynandı. Bu karşılaşmada kapalı gişe oynanacak ve maça da 40.000'i aşkın taraftar gelmesini beklediğimizi söyleyelim. Kombinelerden tabii ki fire verenler oluyor. Bu yüzden de yine de 40.000 sayısını geçileceğini, bu akşam güzel bir atmosfer olacağını ifade edelim. Tabii ki muhtemel 11'lerden de bahsetmek istiyorum. Ev sahibi Fenerbahçe ile başlayalım. Kalede Altay forma giyecek yine. Defans hattında sağda Gustavo, merkezde Zalai, solda Luan Perez. Serdar Aziz'in fizik durumuna göre sağ stoperde Serdar Aziz'i de görebiliriz. Sakatlıktan yeni çıktı, takımla çalışmalara yeni başladı. Bu yüzden biraz belirsizlik var o bölgede. Orta sağda Ferdi, solda Alioski, merkezde o Zayt ikilisi, hücum hattında ise yine sağ tarafta Emre Mor, sol tarafta Joshua King. Onun da bir süre takımdan ayrı kalmıştı. İlk Avusturya-Viyen maçında sakatlanmıştı. O da geri dönüyor. İleri uçta da bugün yeni transferlerden Pedro'nun ilk kez ilk 11'de başlamasını beklediğimizi ifade edelim. Özellikle Valencia'nın kart cezası olduğu bu maçta. Kayseri Spor'un muhtemel 11'i ise şu şekilde: kalede Bilal forma giyecek. Dörtlü bir defans attı. Sağ bekte Onur, sol bekte Lionel Carol, merkezde Koloves, Sios, Hüseyin'i ikilisi. Orta sahada 3 isim: Ramazan, Campagnaro, Cardozo ve hücum hattında da sağ tarafta Mane, sol tarafta eski bir Fenerbahçeli Mametyan ve ileri uçta da İlhan'ın forma giymesini beklediğimizi ifade edelim. Kadıköy'de tabii maç saatine daha uzun zaman var. Bundan dolayı henüz tam olarak hareketlilik başlamadı. Trafik kapatılmadı stat çevresindeki. Bu yüzden ilerleyen yayınlarda çok daha fazla taraftarın burada olacağını ifade edebiliriz. Bu şekilde notlarımızı tamamlamış olalım ve Kadıköy'den sözü şimdilik tekrar stüdyoya bırakalım. Demet Gedik, Ahmet Selim Kula aktardıkları için çok teşekkür edelim. Gün içinde de zaten iki takımla ilgili detayları bizlerle buluşturacak.